Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Golang'de struct tiplerini inceleyeceğiz. Struct, Golang'de bir tip olarak geçer ve type keyword ile tanımlanır zaten. Daha önceki videolarda teorik kısmı anlatırken Golang dilinde sınıfların bulunmadığını söylemiştim. Class olayı bulunmaz. Onun yerine struct kullanılır. Yani yapılar. Uygulamanın genelinde yoğunlukla kodlayacağınız tip aslında struct'tır. Bu nedenle öncelikle temel bir şekilde struct'ın nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bazı detaylarını aktaracağım. Sonraki videolarda da struct ile metotların kullanımı gibi farklı farklı aksiyonlu videolar olacak. Tabii yapacağımız uygulamalarda da genel olarak struct kullanacağımız için bu tipi çok detaylı bir şekilde bilmenizde yarar var. Öncelikle en temel yapıyı gördüğünüz gibi package main ve bir de ana main fonksiyonumu oluşturdum. Bunun içerisine kodlarımızı yazacağız. Ama öncelikle en temel olarak bir struct nasıl tanımlanır? Bunu görelim. Struct'ı fonksiyonun üst kısmında tanımlıyorum. Benim genel alışkanlığım bu şekilde. Package içerisinde olması gerekiyor struct'ın. Oluşturacağım struct şu şekilde type ile başlar ve adını da human olarak verdim. Bu anlatacağım şeyin makalesini de Bloom'da bulabilirsiniz bu arada. Makalenin videosunu çekiyorum diyebilirim. Struct olarak belirtiyorum. Bu tip struct olacak. İçerisine de first name, last name, bir de age bilgisi yer alacak. Ctrl S ile kaydettiğim zaman Atom zaten kendi içerisinde onu formatlıyor. Buradaki kodları. Hani bu yapısı bozuk bile olsa şimdi Ctrl S'ye bastığım zaman kendisi düzeltiyor. Bu Golang'in getirdiği bir güzellik aslında. Editörden ziyade. Golang'in formatlama ile ilgili özelliği var. Onu da küçük bir makaleyle yazmıştım. Bloom'dan inceleyebilirsiniz. Burada en temel bir struct'ı oluşturduk. Struct'ta bunun kullanımı çok basit. Mesela bir tane nesne oluşturayım. Bu tanımlamayı biliyorsunuz. İki nokta üst üste eşittir dediğim zaman herhangi bir var ya da devamında tip belirtmeden doğrudan bir nesne örneğini bir değişkene atayabiliyorum. Ya da herhangi bir değerim. Human dedim. Diyorum ki first name'i, bu da named parameter olayıydı. Bir nesnenin içerisinde işte onun field'ını belirleyip sonrasında iki nokta üst üste dediğinizde buna değer atayabiliyorsunuz. Şöyle olsun. Cihan en basit örneğimizde x nokta dediğimde içerisindeki field'ları görebiliyorum. First name dedim. Bunu ekrana yazmasını isteyeceğim. Ctrl S dediğimde zaten kaydetti. Ve dikkat ederseniz ben FMT'yi yazmadığım halde kendisi bunu otomatik olarak oluşturdu. Tekrar göstereyim. Şimdi Ctrl S ile kaydediyorum. Buradaki FMT kullanımından dolayı kendisi import'a ekledi. Çünkü Golang'in built-in olarak kendi içerisinde bunlar zaten tanımlı. Şimdi go run diyerek app go dosyamı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Cihan olarak ekrana yazdı bunu. Bu en temel kullanımımızdı. En temel olarak bir nesne örneğini üretip bunun içerisinden field'dan veri elde etme bu şekilde. Farklı bir yöntemde
bu şekilde nesne örneği oluşturma başlığı altında diyelim. Bu V1 versiyon 1'imiz. İkinci yöntem V2. Burada da gene x iki nokta üst üste eşittir dedim. Ve Nivi kullanarak dedim ki sana vereceğim şu tipin, human adındaki tipin nesne örneğini üret, bana geriye dön ve x'i ata. Fmt nokta print line x first name dediğimde tekrar çalıştırıyorum. Tabii ki değer atamadık bu sefer. First name'e şöyle bir değer atadım. Gördüğünüz gibi bu sefer de yukarıda bunun initialize işlemi sırasında aslında bir parameter yöntemiyle değeri vermiştik. O yüzden sonrasında bunu alabildik kurulum işlemi sırasında. Burada ise daha çok yani uygulamalarınızda daha sık kullanacağınız yöntemdir aslında. Tabii yönteme göre değişir tercihler. Bu temel kullanımlarımızdan biriydi. Bir de burada önemli bir nokta, hazır nesne örneği üretmeye gelmişken bilmemiz gereken birkaç kural var. Golang'de constructor işlemi, yani yapıcı metotlar default olarak diğer bildiğiniz dillerdeki gibi desteklenmiyor. Yani örneğin C# ya da Java'da parametresiz geri dönüş tipi olmayan bir parametresiz değil, geri dönüş tipi olmayan bir metot oluşturduğunuzda class'ın adıyla, bu default olarak constructor metot olarak kullanılırdı. Ama burada bunu gereksiz bulmuş Go ve demiş ki sen zaten bunu farklı yöntemlerle yapabilirsin. O zaman niye sana böyle bir şey yapayım? Peki nasıl yaparız bunu? Bunu gerçekleştirmek için sınıfın bulunduğu kısımda bir tane constructor function'ı oluşturacağım. Function, func dedim, new human, yani yeni bir human oluştur ve geri dönüşünde human tipinin bu değil, human tipi olsun. Tabii ki bunun kendisini değil de bunun pointer'ını göndermesi gerekiyor. Çünkü oluşturduğu constructor'ın adresini gönderiyor ki geriye, al sana bunu oluşturdum, bunu kullan. Hafızası da bu gibi düşünebilirsiniz. Kendi içerisinde de örneğin human olsun. Şöyle hash new dedim. Human. Bunun içeride nesne örneğini üret. Sonra return ile hash diyerek bunu geriye dön. Temel olarak constructor işlemi bu şekilde yapılır. Bu default ve Türkçe gidelim biraz, varsayılan ve boş yapıcı metot. Nasıl kullanırım bunu? Gayet basit. X eşittir, iki nokta üst üste eşittir, new human dediğimde bana bunun nesne örneğini üretip getirecek. Bu da benim constructor'ım yerine geçecek. Ben bunu bu sefer de h'i kullanalım. Şu şekilde ekrana yazdırabilirim. X h. Dikkat ederseniz gene buradaki import'u kendisi ekledi.
28 olarak ekrana yazdık veriyi. Bu default constructor'ımızdı. Default constructor olayını yaptık. Peki bunun parametrelisini nasıl yapabiliriz? Aklımıza bu gelecektir. Bunu kapatıyorum. Ya da kapatmayalım. Biraz da hata görelim. Func new human dediğimde diyorum ki bunun parametre alan versiyonu şu. First name, last name. Dikkat ederseniz parametre dizilimi Golang'de diğer dillerden farklı. Daha önce de videoda belirtmiştim. Normalde öncelikle parametrenin veri tipi vardır. Sonra onun adı vardır. Virgül koyarsanız bu şekilde devam eder. Ama burada tam tersi. Önce adını yazıyorsun. Sonra string diye bunun tipini yazabilirsin. Ayrıca diyor ki parametre olarak zaten bunların bu serinin parametre serisinin hepsini string yapacaksan onu bir kez yazman, onu da en son parametrenin sağında belirtmen yeterli diyor Golang derleyicimiz. Yaptık bunu. Sonra içeride gene bir tane nesne örneği üretelim. New ile human dedim. Human nesne örneğini üretti. İçeride bu şekilde. Sonra dedim ki ürettikten sonra dışarıdan gelen parametreyi de bunlara atamam gerekiyor tabi. X hash nokta first name dışarıdan gelen parametrenin first name'i last name dışarıdan gelen parametrenin last name'i buna atadık. Bu şekilde başarılı bir parametreli constructor yapabiliyoruz. Bunu da üst 2 ile aynı mantıkta gidelim. X olsun new human. Burada ad soyad olarak Muhammed Ali diyelim. Rahmetli boksör. Efsane. Dikkat ederseniz ben burada yaş almadım. İstersek onu da alabiliriz. Onu da integer age diyelim. H nokta H dışarıdan gelen H şöyle tam yaşını bilmiyorum 80 diyelim. Peki sonra da bunu ekranda gösterelim. Intel lisansımız çalışmıyor. Nedenini birazdan anlayacaksınız. X nokta first name olsun. Çalıştırıyorum. Evet, hatamız. Hop, sıkıntım şurada. Bir kere bu ayrı bir hata. Integer olduğu için. Bakın, buradaki temel hatalarımızın başında 17. satırı gösteriyor. Burası. Böyle bakar bakar dururuz. Eğer kuralları bilmiyorsak. Bu hatayı görmek istedim özellikle. Çünkü bir diğer kuralımızda Golang metot overload'u da desteklemiyor. Yani örneğin C Sharp ya da Java kullananlar varsa bir isimde örneğin new human adında bir function'ınız varsa metodunuz ona boş versiyonunu yani parametresiz versiyonunu bir parametre alan, farklı parametre alan filan bunları yapabiliyorsunuz. Buna biz metot imzası diyorduk aslında. Metot imzası kuralı vardı orada. O detaya girmeyeceğim şimdi. Burada o metot overload olayı yok. Diyor ki sen bunu yeni bir isimle farklı bir metot olarak tanımlaman gerekiyor.
O yüzden şu an hata verdi. Mesela bu da new human params olsun. Ya da with param gibi bir şey. Bunu kullanacağım. Şurada parametreli versiyon. Evet. Ha, şurada return yapmadık. Arkadaşı hash'ı oluşturduk ama return yapmadığımız için de sıkıntı veriyor. Tamam, bunu yaptık. Undefined age. Bu da işte eski dillerden alışkanlık. Yani daha eski demeyeyim. Bir yandan C# yaz, bir yandan bunu yaz. Tipi farklı yazdık. Int'i başa yazdım hata yaparak. O yüzden de beğenmedi ve hata verdi orada. Age'i tanımlayamadın dedim. Bu şekilde yapabiliyoruz. Düzelttim sonradan. Yani şuradaki string kuralı soldaki tanımlananlar için geçerli aslında. Sen bunu tanımlamadıysan ve bir sonrakinin işte sonunda bir string varsa ya da int varsa bu da otomatikman int'tir ya da string'tir gibi düşünebilirsiniz. Bunu oluşturduk. Başka ne yapabiliriz? Birkaç temel kural daha inceleyebiliriz. Burada farklı farklı örneklere daha girilebilir. Çok da uzatıp konuyu dağıtmak istemiyorum. Struct'ın temellerini inceliyoruz. Ne yapılabilir? Mesela şuradaki veriyi gösterelim. Orada da anlatacağım başka bir özellik daha var. Bir nesnenin verisini düzenli bir şekilde okumaya çalışalım. Hani birleştirerek falan. Yukarıda bu nesneyi oluşturduğumuzu düşünelim. Nesnemiz var X adında. Sonra bunu ekranda gösterelim. Ekranda göstermek için de ufaktan bir şeyler daha yazalım. Var data olsun. Bu da sadece print line'ın içerisini kalabalıklaştırmayalım diye böyle yapıyorum. Şurada datayı göstereceğim. X nokta first name dedim. Sonra bir boşluk bıraktım. Sonra last name ile birleştiriyorum. Bir boşluktan ziyade şöyle bir taksim ve yaşını göstereceğim. X age. Burası tamam. Bakalım çalıştırınca ne olacak? Evet. İşte hatamız bu. 53. Yani şurayı gösteriyor. Hatamız diyor ki invalid operation vesaire string and int filan. Bunu gördüğünüzde otomatikman şuradaki age'e bakmanız lazım. Age integer tipindeydi ve bunu string olarak implicit olarak kendisi dönüştürmüyor. Normalde hani yapabilir aslında ama bunu tercih etmemişler dili tasarlayanlar. Örneğin print line'e bunu gönderdiğinizde de aynı hatayı alacaksınız. Eğer diyor bu string ise buna sadece string verebilirsin. Ne yapıyorsan yap. Integer'ı da string'e dönüştür. Bunu nasıl yaparız? Şöyle str.conv adında bir built-in function var. Go'nun içerisinde. Ben bunun itoa adındaki itoa nasıl diyorsanız artık onu kullanarak bunu dönüştürmesini istiyorum. Yalnız bunu kendim bildiğim için kullandım. Normalde şurada import'ta eklemeden çalışmaz tabii. Ctrl S ile kaydettiğimde kendisi ekleyecek zaten. Bakın burada str.conv'u ekledim. Şimdi tekrar çalıştıracağım.
Evet, Muhammed Ali 80 olarak ekranda göründü.